Özellikle son günlerde Aşkın Olayım şarkısının Galatasaraylı bir oyuncu olan Icardi'nin attığı gollerle edit yapılması kendisini bir hayli hatırlattı diyebilirim. Bu arada hepiniz kanalımıza bizi izlemeye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Simge Sağ'ın kim olduğuna, kariyerine bakacağız. Bu arada başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Simge, 8 Ağustos 1981 yılında müzisyen bir ailenin içinde dünyaya gözlerini açmıştır. Şu anda 42 yaşında olan Simge, 12 yaşında gitar çalmayı öğrenmiş ve müziğe olan tutkusu sayesinde zamanla kendi bestelerini hazırlamış ve sanatçı kimliğini şekillendirmeye daha o yaşlardayken başlamıştı. Lise yıllarından sonra bu yeteneğinin üstüne gitmek istedi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Devlet Konservatuarı bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra yavaş yavaş piyasanın adeta yükselenleri arasına girmeye başlamıştı. İlk önce Zeynep Dizdar Orkestrası'nda yer almaya başladı. Daha sonra ise Gülşen, Yaşar Günaçgün'e ve Serdar Ortaç gibi isimlere yıllarca vokalistlik yaptı. Bu çalışmalarından sonra 2007 yılında Annem adlı dizide Kıraç'la birlikte düet yaptı. Bu düetin ardından pek çok projede yer almaya başladı ve sahnelerde daha sık görülmeye başlandı. Patlama yılı ise 2011 yılında ilk albümü olan yeni çıktı albümüyle bir anda herkesin kulağında dinlenmeye başladı. O yıllarda adını duyurmaya başlayan Simge, 2014 yılında Bip Bip isimli albümüyle müzik piyasasına yeniden giriş yaptı. Çıkarmış olduğu Bip Bip isimli şarkısı o zamanlarda tam 30 milyon kez dinlendi. Hızına kaldığı yerden devam eden Simge, 2015 yılında Miş Miş isimli şarkısıyla uzun süre müzik listelerinde bir numara olarak yerini aldı. 2016 yılında Sezen Aksu, Deniz Erten ve Ersay Üner ile birlikte Yankı adlı single'ını yayınladı. Bu arada o dönemlerde aranjör Ozan Bayraşe ile bir birlikteliği bulunsa da şu an için ciddi bir ilişkisi yok. Eğer bu videoyu izlediğiniz zaman varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha sonrasında 2018 yılında solo albümü olan Ben Bazen albümünü yayınladı ve çoğu şarkısı halen dinlenmekte. Bu albümden sonra Öpeceğim şarkısını yayınladı ve halen listelerde yer almakta devam ediyor. Az önce de belirttiğim gibi kendisinin katıldığı Ne Oluyor Ya kanalındaki röportajda kendisinin herhangi bir ciddi ilişkisinin olmadığını açıkladı. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Simge Sağ'ına buradan başarılar dileyip videomuzu yavaş yavaş bitiriyorum. Ama bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.